Gelin ufak bir Castlefield turu yapalım, sonra Old Trafford'a geçelim. Ufak bir Manchester turu gibi olsun bugün de. Castlefield benim Manchester'da en sevdiğim yerlerden biri olabilir. Ama tabii bugün görülebilecek çok bir şey yok. Burada bir sahne var ve sahneden dolayı şu an buradaki birçok yeri kapatmış durumdalar. Normalde burada kanallar aracılığıyla insanlar başka yerlere gidebiliyorlar. Bu kanallarda gerçekten insanlar yaşıyor. Bazıları sadece turistik amaçlı kiralanabiliyor, restoran amaçlı. Seslerini duyabiliyorsunuz. Ama bu yoldan böyle yürümek her zaman bana çok keyif veriyor. Bu sahne görece küçük bir sahne. Yazın bu önümdeki yere gelene kadar büyük bir sahne kurmuşlardı ve bir aya yakın konser vermişlerdi. Bu sahneyi de dün mü, ondan önceki gün mü kurarlarken gördüm. Şimdi hala burada. Şimdi ise sizi Antik Roma döneminden kalan bazı kalıntıların olduğu parka getiriyorum. Castlefield bu anlamda da güzel bir yer. Açıkçası bunlar yeni kalıntılar mı? Yani ama yeni durmuyorlar. Eski kalıntılar sanırım. Yeniden yapılmış gibi değiller. Burada bu şekilde Antik Roma döneminden kalan bazı kalıntılar var. Şu şekilde. Karşıdaki mesela duvar bir kalıntı ama sanırım duvarın bir kısmı orijinal değil. Uç kısımları orijinale benziyor. Ya da yosun tuttuğu için bize öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Ama bakalım buna ne diyorlarmış. The North Gate. By the middle of the second century. Falan filan diye gidiyor. Anlaşılan bayağı gerçekten bu kalıntıları bulmuşlar. Ama bu kapı yeniden yapılmışa benziyor. Burada bazı böyle çukurlar var. Herhalde mevzi için falan kazılmış yerler olduğunu düşünüyorum. Ama bu şu zamanlarda çocuklar ve köpekler için falan bir oyun alanına dönüşmüş durumda. Aynen şu yosun tutan kısımlara baktığımız zaman Antik Roma döneminden kalan eski kısımları daha iyi görebiliyoruz. Tarih burada kendini gösteriyor. Burası da Roma tahıl ambarı falan diye geçiyor. Roma döneminde tahıl ambarı olarak kullanılmış galiba. Yine buradaki taşların ne kadarının eski, ne kadarının gerçek yeni olduğunu bilemiyorum ama şöyle baktığım zaman sanki bunlar eskiler. Şunlar ise yeniler gibi duruyor. Etrafını yenilerle kaplamışlar gibi. Bu şekilde burada yine bir kale tarzı bir şey var. Zaten Castlefield anlam olarak kale alanı tarzı bir şey anlamına geliyor. Castlefield'da bu üst geçit olayı şu günlerde bayağı heyecan yaratıyor. Castlefield Viadüğü diye reklam pazarlamasını yapıyorlar. Oraya yeryüzüne bir tane şu üst kısmı bir bahçe kurdular. Ve hani bahçeye giriş için randevuyla appointment'te girebiliyorsunuz. Diğer türlü giriş yasak. Tren de burada niye bekliyor acaba? Açıkçası bu köprü altından daha önce geçmemiştim. Etrafından geçmiştim hep. Köprü altına ilk defa girmiş oldum. Arabalar falan park etmiş burada. Aslında köprü altı çok güzel bir manzara da sağlıyor bence. Böyle baktığım zaman. Üstümüzden trenler geçiyor. Şuradakinden şehir arası tren, buradakinden tramvay. Yani şu anda üstümde. Ve bunda ise eskiden tramvay geçiyordu herhalde. Şimdilerde ise bahçe var. Zaten susuz duruyor. Burada Barça diye bir mekan var. Ve Katalan Sukar diye geçiyor burası. Artık mekan mı ismi verdi yoksa bölgenin ismi mi mekana bir şey oldu bilemiyorum. İlham kaynağı oldu bilemiyorum. Burada bir kapımız var. Lock var, kilit. Şu şekilde. Bu kilit aracılığıyla gemiler yüksek sudan alçak suya geçiş yapabiliyor. Panama kanalı gibi bir sistem var burada. Burada kilidi kapatıyorlar, suyu boşaltıyorlar ve su eşitlenince diğer tarafa geçiş sağlayabiliyorlar. Diğer taraf ise şu şekilde. Sanırım şu an güneş inanılmaz patlıyor. Kanalın etrafında tabii yürüyüş rotaları var. Hatta bir tanesine girelim. Şöyle güneşi yüzüme karşı alayım bari. Köprü az önceki çektiğim bir köprüden geçiyorum şu anda. Bu Katalan Sukar'ın karşısı, artık buranın ismi ne oluyor bilmiyorum. Wharf falan diye geçiyor herhalde. Wharf diye bir mekan var.
Zaten Castlefield bölgesindeki birçok yerin adı galiba Warp'la bitiyor. Warp'ta iskele başı tarzı bir anlamı var galiba. İskele anlamına geliyor. Yanında kanal var. Kanalda bugün ilginçlik kaz yok ama. Şurada kazlar ilerliyor. Yani, tabii 3 tane gösterince 3 tanesinde mi heyecan duydun gibi olacak da. Aslında bayağı varlar. Hani 200-300 tane yaşıyordur herhalde, belki daha fazla. Hatta benim evimin etrafında da bazen gözüküyorlar. Ve o da bir Manchester gerçeği. Baştan yapılan bir şehir. Her yerde mutlaka bir inşaat çıkıyor. Burada da şu şekilde bir inşaat yapıyorlar. Yanında gemiler, kanalın yanında. Güzel bir yürüyüş rotası ağaçların altında. Şimdi ufaktan tramvaya doğru yol almanın vakti geldiğini düşünüyorum. Old Trafford'a gidelim. Birazcık da size oraları göstereyim. Yani buralar benim sevdiğim yerler ya, Castlefield. Burada gerçekten insan huzur hissediyor bence. Yani birazcık daha yani kanal dibinizde, hayvanlar dibinizde, ağaçlar dibinizde, binaların hepsi eski görünümlü, hiç olmadı eski görünümlü yani. Birazcık daha böyle rahatlatıcı, ferah bir yer. Şu şekilde. Yani baktığında aslında Amsterdam'a benziyor bence. Amsterdam'a gitmedim ama herhalde buna benziyordur ya. Şu manzaraya benziyordur bence. Yani çok fark edeceğini sanmıyorum. Şurada bir merdiven var ama o merdiven acaba beni yan tarafa bağlayacak olan merdiven mi? Buradan nasıl karşıya geçip tramvaya geçeceğimi bilmiyorum. Elimden birazcık fazlaya gittim. Tren istasyonunun karşı sokağından çıktım. şimdi tekrardan tramvay istasyonuna doğru gidiyorum. Buralarda modern yerleşim alanları diyebiliriz. Görece yeni binalar, yeni yerleşim yerleri, lüks binalar diyebiliriz. Gerçi lüksleri tartışılır yani burada. Dışına göre bir şey yargılamamak gerekiyor. İçi her zaman çok daha boş çıkabiliyor. Old Trafford'a geldim ve tramvaydan indim. Şimdi Cricket Stadyumu'nun yanından geçiyorum. Tabii şu an burası da inşaatta. Her yerde olduğu gibi. Aslında yakın zamana kadar bu duvar yoktu. İçeriği görebiliyorduk. Hatta buranın adı Old Trafford Stadyum diye geçiyor. Ben ilk başta kafam karışmıştı. Hani Manchester United'ın stadı nasıl olacak falan. Hani başka bir yerde onu biliyorum falan diyordum. Sonra ortaya çıktı ki burası Cricket Stadyum'muş. United'ın stadının ucu önümüzdeki yolun ucundan gözüküyor. Hani gerçek Old Trafford Stadyum orası ama burası da bölge olarak Old Trafford. Yolun karşısından geçelim. Bize ufaktan bir yeşil yanıyor gibi. Arabalar yanıyormuş, bize yanmıyor ama. Geçen kimse yok. Şuradan geçelim hızlıca. Sanırım burayı bekleyeceğiz. Old Trafford yolu bu şekilde. Burada yolun adını bilmiyorum. Old Trafford yolu diyorum ama. Böyle ilerliyorum. Solumuz boşaldı, artık geçelim. Bu bina Trafford Town Hall. Bu Town Hall'lar burada var. Town Hall ne işe yarıyor? Sanırım halkın falan kullanımına açık böyle. Belediyeden sanırım büyük etkinlikler için rezerve edebiliyorsunuz. Öyle olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü ben ilk geldiğimde Trafford Town değil ama Trafford Hall Town Hall değil de başka bir yerde bir etkinlik vardı. Dans etkinliği, parti düzenleniyordu. Orayı ayarlayabilmişlerdi. Oradan yola çıkarak bir yorum yapıyorum. Ama gerçekten çok güzel bir aurası var. Burası da oranın bahçesi. Burada bir insanlar bisiklete biniyorlar. Çocuklarını gezdiriyorlar, köpeklerini gezdiriyorlar. Şu şekilde güzel bir bahçesi var. Tesco Extra'ya geldim. Buradan bir ufak alışveriş yapacağım. Tabii ki fiyat çekmeyeceğim yani. Fiyat kıyaslaması için gelmedim buraya. Öyle bir şey olmasın aklınıza. Bu Tesco Extra'ya gelmemin sebeplerim tanesi ise burada bulgur bulabiliyorum. Şimdi başka şeylere bakma zamanı. Tesco Extra'da beni en çok şaşırtan şey şu olmuştu. Buradaki tüm Türk ürünleri. Turşudan biber turşusu, turşu mu artık bilmiyorum, kırmızı biber konservesi falan var. Türk markaları. Bulgurlar, kuskuslar falan böyle. Makarnalar, Türk makarnaları. Aslında bunlardan alıp bir mac and cheese de yapılabilir.
Dimes meyve suyu var. Burada şey vardı aslında, bitmiş o. Uludağ gazoz falan vardı. Uludağ. Burada birçok güzel şey vardı. Halley falan var, Biskrem var. Bunları başka Tesco Extra'lara denk gelemedim. Burada böyle bir köşe var. Türk ürünleri üzerine kurulu. Helva falan var yani. Bakar mısınız? Ayçiçek çekirdeği falan var. Garip. Alışverişimi yaptım. Şimdi geldim yoldan. Tramvayıma doğru geri dönüyorum. Oradan da evime geçeceğim. Old Trafford çok garip bir yer ya. Yani güvenli desem güvenli, güvensiz desem güvensiz. Sanırım tam anlamıyla burada yaşamadan ya da gece vakti bulunmadan bilemeyeceğim ama çok ikilemde kaldığım bir yer burası. Ve tekrardan merkeze geldim. Şimdi evime doğru geçiyorum. Deniz Gate yolu üzerindeyim. Burası cadde mi, sokak mı bilmiyorum da sanırım yol burası. Yol diye geçiyor. Şimdi ışıklardan bekleyip karşıya geçeceğim. Antik Roma kalıntılarının yanında orada normalde havacılık ve uzay müzesi vardı ama tam olarak ne zaman oldu bilmediğim bir tarihte bakıma alınmış. O yüzden şu an bomboş, hiçbir şey yok. Onun da hemen karşısında Bilim ve Sanayi Müzesi var. Onun da birçok galerisi kapalı. Sadece tek bir tanesi açık. Onda da çok bir şey yoktu ama çocuklar için böyle eğlenceli bir şekilde bilime sevdirecek bazı şeyler yapmışlar. Umarım burada yani yakın zamanda açılır. Hiç tekrar doldurulur da tekrar izleyebiliriz. Burada gezebiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir öğleden sonra vlog oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Ve kanalımı takip alırsanız, subscribe olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Şimdi evimin yakınlarındaki bir tane pub'a geldim. Bugün İngiltere ile İtalya'nın UEFA Nations League karşılaşması var. Onu izlemeye geldim. En azından İngiltere. Sanırım ilk defa İngilizlerle beraber bir İngiltere maçı izleyeceğim. Merak ediyorum acaba tepkileri nasıl olacak, hani gol veyahut da oyalara seni yerlerse nasıl bir tepki verecekler merak ediyorum. Yani çok ateşli şekilde izliyorlar. Şu an zaten arka tarafından çok fazla ses geldiğini düşünüyorum. Erken denk gelirse hani onların tepkilerini yakalamaya çalışacağım ama futbol tabii çok hızlı gelişen bir oyun olduğu için bu tarz anları yakalamak zor olabiliyor.